Bu iftarlar belediyenin iftar değil de aday adaylarının propaganda iftarına dönüşmüştür. Bu iftarların maliyeti ne kadardır ve kim tarafından karşılanmıştır? Ama bize billboard verilmiyor. Billboardların bedeli kim tarafından ödendi? AKM'de 25 Nisan ile 20 Mayıs arasındaki etkinlik programının tarafımıza verilmesini istiyoruz. Sakın ola muhalefet adaylarıyla poz vermeyin. Belediye personeli... Yasin yazıları seçim kuruluna... Uşak Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında İYİ Parti ve AK Partili üyeler arasında 14 Mayıs seçimleri öncesinde tarafsızlık tartışması çıktı. AK Partili üye Mustafa Yıldız'ın başkanlığında toplanan Uşak Belediye Meclisi'nde İYİ Parti grubu gündem dışı görüş belirtmek istedi. Meclis Başkanı Vekili Mustafa Yıldız gündem dışı konuşma yapılmasına izin verdi ve bunun üzerine İYİ Parti Grup Başkan Vekili Yasin Yavuz, belediye imkanlarının 14 Mayıs seçimleri öncesinde AK Parti lehine kullanıldığını söyledi. Toplantıda eleştirilere yanıt veren Uşak Belediye Meclisi Başkan Vekili AK Partili Mustafa Yıldız, belediye iftarlarının meclis üyeleriyle partilerin arasında para toplayarak yaptıklarını ve diğer durumlar ile ilgili de yanlış varsa gereğinin yapılacağını ifade etti. Malum 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçim için partiler propaganda yapmakta. Ancak burada Uşak Belediyesi'nin propaganda yapılırken bazı hususlarını biz meclis gündemine ve Uşak halkıyla paylaşmak istiyoruz. Birinci husus, Ramazan ayı boyunca Uşak Belediyesi tarafından yapılan iftarlar. Tabii ki belediyenin görevlerinin arasında bu tür organizasyonlarında olduğu malum. Biz bu iftarların daha çok yapılması taraftarıyız. Ancak bu iftarlar belediyenin iftar değil de aday adaylarının propaganda iftarına dönüşmüştür. Biz bunun siyasi etik kısmını Uşak halkının takdirine bırakıyoruz. Ancak İYİ Parti grubu olarak şunu soruyoruz. Bu iftarların maliyeti ne kadardır ve kim tarafından karşılanmıştır? Yani bunu biz belediye meclis üyeleri olarak kendi arkadaşlar aramızda para toparladık. Birkaç da böyle bu şekilde dışarıdan destekler alarak biz bu iftarları yaptık. Yani dolayısıyla belediyenin bu işin içinde şeysi yok yani. Yani kendinde bizzat burada arkadaşları da sayabilirim tek tek isim isim. Hatta dekontlar da atabiliriz. 25 Nisan'da seçim kurulu billboardlara karar veriyor kura usulüyle. 25 Nisan'dan önce biz belediyeye gittik. İlgili birim müdürüyle görüştüğümüzde bize dedi ki bütün billboardlar esnafta. Biz de tamam dedik. Eğer boşta billboard varsa biz almak istiyoruz dedik. 25 Nisan'a kadar kullanmak istiyoruz dedik. Hayır dedi. Kesinlikle hiçbir şekilde hiçbir billboardumuz boşta değil. Hepsi 25 Nisan'a kadar esnafta dedi. İki gün geçti. Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelen yazıdan bir gün önce gece Uşak'ın bütün billboardlarında AK Parti propagandası yapıldı. Şimdi biz yani şöyle, biz parasıyla billboard almak istedik. Şunu da diyoruz yani 10 tane siz asın, bir tane biz asalım. Ama bize billboard verilmiyor. Aynı şekilde sandık eğitimi yapacağız diye Atatürk Kültür Merkezi'yle alakalı birinci ya da ikinci salon hangi gün hangi saat diyorsanız dedik. Verilen cevap 20 Mayıs'a kadar bütün salonlarımız dolu. Şimdi biz şunu soruyoruz. Billboardların bedeli kim tarafından ödendi, ne kadar ödendi? İkincisi, AKM'de 25 Nisan ile 20 Mayıs arasındaki etkinlik programının tarafımıza verilmesini istiyoruz. Kullanabilirsiniz. Onu da bir verilmedi. Verilir ya. Verilir değil başkanım, verilmedi yani hani verilir. Ya ve ben gün saat söylemedim. Yani şu gün şu saat demedim. Ne gün ne saat veriyorsanız dedim. Bana geri telefon açın da şu dendi. Yani, bizim her gün her saatimiz dolu. 20 Mayıs'tan sonra verebiliriz dendi. Bizim adaylarımız tabii ki sahada çalışıyor. Belediye personelinin ilgili birimleri de geziyor. İlgili birimlerde verdiği fotoğraflar belediyede bir sorun oluyor. Ve birim müdürlerine şu mesaj atılıyor. Sakın ola muhalefet adaylarıyla poz vermeyin. Neden? Soruyorum ben size. Neden vermiyor? Kim tarafından atılmış acaba? Valla yani, onu soracağım ben işte. Kim tarafından atıldı? Ama atıldığını bilgisi bize geldi. Kim tarafından atıldı? Ya sadece bilgisi gelmekle olmaz bu iş yani. Böyle bir kanıtınız yani, var mı? Aynen. Yani. Soruyorum işte. Abi, var mı? Bir mesaj atılmadı kimseye. İşte bir şey söyleyeceğim. Yani şöyle. Bu mesaj atıldı mı atılmadı mı atıldıysa ne gibi bir rahatsızlık var? Öyle bir şey atılmadı ve çok rahat da birim müdürlerini gezdiniz. Her yerde fotoğraflar evet, verdiniz. Yasin Bey. Yani böyle bir kuruma girerken normalde biz de parti çalışması yaparken o kurumun amirinden en yüksek amirinden izin alıyoruz. Böyle bir izin alındı mı peki belediyeye girerken? Mutlaka verilmiştir bilgi.
Ya şimdi ya herhangi bilgi verilmemiş. Kemal hocam sonuca bakmak gerekirse izinden bahsediyorum. Sadece bilgi verilmiş istediğiniz mi? İstediğiniz kurumda fotoğraflar çekildiniz. Doğru mu? İstediğiniz evet. Tamam. Biz bunun öncesinde diyebilirdik mesela. Hiçbir muhalefet partisini belediyenin içine almayacaksınız diyebilirdik. Nasıl diyeceksiniz? Diyebilirdik. Öyle senin dediğin gibi olsaydı eğer. Nasıl diyeceksiniz başka? Ama öyle bir şey yok. Propaganda hakkımız var. Evet, nasıl diyeceksiniz? İstediğiniz gibi gerçekten şeffaflıkla propagandanızı yaptınız. Gittiniz, gezdiniz. Buna hiç kimse müdahale etti mi? Etmedi. Yapamadığımız konuları anlatıyorum başkanım zaten. Ama hepsini gezdiniz yani. Hayır, yani yok. Şöyle hani ne diyelim, gezmemize müsaade ettiğiniz için sağ olun mu diyelim. Bir afiş asılması yasak olmasına rağmen İsmet Paşa Caddesi'nde belediye personeli tarafından yine AK Parti'nin propagandasına yönelik direklere bayrak asılma çalışması var. Ve bizim ilçe başkanımız da tesadüfen oradan geçerken diyor ki kimsiniz? Videoda var. Diyor ki ben ilçe gençlik kolları başkanıyım. Evet bunlar belediye personeli. Belediye personeli Yasin bayrak asılma gibi görev var mı? Seçim kuruluna... Sen partide görevin nedir? Ben gençlik kolları il başkan yardımcısıyım. İl başkan yardımcısın. Bu arkadaşlar da belediye çalışanlarına partinin propaganda afişlerini siz astırıyorsunuz değil mi? Aynen biz astırıyoruz. Bir sıkıntı yok. Neden? Hayır biz bak. Şimdi belediye paramızı verip belediye partiye hizmet mi diyor? Astırıyoruz oraya. Belediye partiye hizmet mi edecek? Astırıyoruz oraya. Belediye yoksa belediye vatandaşa mı hizmet edecek? Biz paramızı veriyoruz belediyeye. Belediye olarak kiralıyoruz burayı. Parasını verip astırıyoruz. Belediye bu yeni dikilen direkler faaliyete girmemiş yerde yasak değil mi? Faaliyete girmedi diye bir şey. Bu İsmet Paşa dikildiyse bak kardeşim. Girmişse... Bu yol faaliyete geçmedi. Hayır. Bu faaliyete geçmediği için sen buraya reklam afişi asamazsın. Kanunen boşuna, yasak. Boşuna algı yapamazsın. Algı değil bak. Ben bunu suç duyurusunda yapacağım. İstediğin yere bunu. Aynen. Sıkıntı yok. İstediğin yere bunu. Aynen değil mi? Hiç sıkıntı yani siz yok. Belediyenin hizmetini vatandaşa vereceği hizmeti Tayyip Erdoğan için mi kullanacaksınız? Belediye burada belediye parasını verip parti. Hayır canım sen belediye hayır kardeşim bu yol faaliyete ya, geçmedi. Faaliyete geçmeyen bir yerde parti afişi asamazsın. İstediğin yere ver. Şimdi bunlar belediye çalışanı. Sıkıntı yok. Bunlar belediye çalışanı. Biz parasını verip belediyenin şeyini astırabilirsin. Billboardlar değil bak. Billboardlar değil. Burası ayrı bir şey. Billboardlarla onu karıştırma. Yani ortalıkta bir yanlış bir şey varsa bunu düzeltmenin yoluna gideriz Yasin Bey. Yani evet. Ortalıkta bir yanlış varsa düzeltiriz. Uşak Belediyesi'nin düzenlediği iftar programları ile ilgili Mustafa Yıldız'ın söylemlerinin yanlış anlaşıldığını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Çakın şunları söyledi. Belediye meclis üyelerimizin para toplayarak destek verdiği iftarlar Sosyal Yardım Müdürlüğümüzün ihtiyaç sahiplerine evine götürdüğü iftar yemekleri. Mali iftarlar ise pandemi sonrası vatandaşlarımız ile bir araya gelmek için belediyemiz tarafından düzenlenen ve üstlenen iftar programlarıdır. Bu iftarlar herkese açık olduğu için milletvekilimiz ve adaylarımız teveccüh edip katılmışlardır dedi.